Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havva Örgü Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür Rabbime. Hanımlar, bugün sizlere tilki figürü bebek şapkası anlatacağım inşallah. Allah kısmet ederse. Onun için hanımlar, kullanacağım malzemeler şapkamız için. Şöyle iki tane iplik aldım. Ben bu renkleri tercih ettim. Bu renklere çok yakışıyor hanımlar. Siz istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Şöyle 3 tane düğme aldım. Burun ve gözleri için. Yanımıza iğnemizi, tığımızı, makasımızı alalım. Dikme işlemlerimiz olacak. İlmek çıkarma işlemlerimiz olacak. Hanımlar, lastiği için 3,5 numara. Şöyle 3,5 numara şiş kullanacağım. Üst bölümü için 5 numara şiş kullanacağım. Şimdi hanımlar, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelimize başlayalım. Şöyle krem rengiyle başlıyoruz. Modelimize hanımlar 92 ilmek atarak başlayacağız. Şöyle bir alalım ipimizi. 92 ilmek atalım hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 1 2 şöyle hanımlar bakın. 3 4 5 bu şekilde hanımlar, ya da bildiğiniz yöntem, hangi nasıl atıyorsanız ilmeklerinizi o yöntemle 92 ilmek atıp gelelim. Evet hanımlar, şişimize 92 ilmeğimizi attık. Şimdi beremizin lastik bölümünü uygulayacağız. Bir ters bir düz olarak lastik öreceğiz hanımlar. Şöyle kenar ilmeğimizi aldık. Hemen ilk ilmeğimizi bir tane ters, yanındakini düz ördük. Bir sonrakini ters, bir sonrakini düz ördük. Bir sonrakini ters, bir sonrakini düz. Bu şekil hanımlar, bir ters bir düz olarak. Aslanlar, ben parmakta örüyorum ama bu kamera karşısında dolayarak örmek zorunda kalıyorum. Bakın, düz ilmeğimizi attık. Bir tane ters, bir tane düz. Bir ters ilmek ördük, bir tane düz. Bu şekil hanımlar, 2,5 santim lastik örelim. Ben 2,5 santim öreceğim hanımlar. Siz de 2,5 santim veya 3 santim kadar lastik örün hanımlar. Bir ters bir düz olarak lastiğimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, lastiğimizi ördük. Bakın, bir ters bir düz olarak lastiğimizi ördük. Ben 3 santim ördüm hanımlar. Şöyle göstereyim. Bakın, şöyle 3 santim ördüm lastiğimi. Siz istediğiniz genişlikte örebilirsiniz. Şimdi hanımlar, 3 santim lastik ördükten sonra burası bizim modelimizin arka yüzü. Arka yüzündeyiz. Hemen lastiği 3,5'lu örmüştüm. Üst tarafını hanımlar 4,5'lu öreceğim. Şimdi ilk kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzden ters, ön yüzden düz öreceğiz. Modelimize bu şekilde devam edeceğiz. Arka yüzden bütün ilmeklerimizi ters, düz yüzden düz olarak öreceğiz. Şu an arka yüzdeyiz. Bakın, ters ilmek atıyorum. Bütün sıranın sonuna kadar ters olarak öreceğiz. Evet ama bu şekil ters ilmek atarak, evet, arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak öreceğiz. Bu sıranın sonuna kadar ters ilmek örelim hanımlar. Evet hanımlar, arka yüzden ters olarak ördük. Şimdi ön yüze geçtik. Ön yüzden düz olarak öreceğiz ve kalın şişlerimize geçtik hanımlar. Bakın, lastiğimizi 3,5'lu örmüştük. Üst bölümünü 4,5 şişle örüyoruz. Şimdi hemen yine kenar ilmeğimi aldım. Ön yüzdeyiz. Ön yüzü de düz örüyoruz. Bakın ona şöyle. Bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için
Düz ilmeğimizi de böyle atıyoruz. Arka yüzden ters ilmek ördük. Ön yüzden düz örüyoruz. Bakın. Bu şekil hanımlar 10 santim olana kadar da arkadan ters, önden düz olarak öreceğiz hanımlar. 10 santim olana kadar. Ön yüzden düz, arka yüzden ters. Şu an modelin ön yüzündeyiz. Şöyle göstereyim bakın. Düz ilmeklerimiz oluştu. Normal düz ördüğümüz için hanımlar fazla da uzun tutmak istemiyorum. Evet. Bu sırayı başa kadar düz olarak gidelim. Modelin ön yüzündeyiz. Ön yüzündeyken düz örüyoruz. Arka yüzüne geçtiğimiz zaman ters örüyoruz. Şimdi ön yüzünü başa kadar gelelim. Tekrar arkadan bir kere daha göstereceğim hanımlar. Arka yüzünden örerken böyle. Şimdi ön yüzünü örüp gelelim. Evet hanımlar, bakın ön yüzden düz olarak ördük. Şimdi tekrar arka yüze geçiyoruz hanımlar. Arka yüzden ters örgü örüyoruz. Bakın ters örgümüz buydu. Şöyle attık, ördük. Arka yüzden ters örgü örüyoruz. Ön yüzden düz örgümüzü örüyoruz. Bu şekil hanımlar, demin yanlış söyledim, çok özür diliyorum. 10 santim değil, 5 santim öreceğiz. Yani 3 santim lastiğimizi örmüştük. 5 santim de böyle bu şekil öreceğiz. Ön yüzden düz olarak gözükecek. Toplamda yani beremizin 3 lastik, 3 santim lastikti. 5 santim de bu düz örgüyü ördük. 8 santim olacak. Sonra diğer rengimize geçeceğiz hanımlar. Şimdi arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak 5 santim daha örelim hanımlar. Şöyle göstereyim. Çevireyim şöyle ön yüzünü. Bakın. Şöyle. Lastik bölümümüz 3 santim. Şu düz bölümümüzde 5 santim olana kadar örelim. Toplamda hepsini şöyle ölçersek 8 santim olacak. Evet hanımlar. Bakın. Düz örgümüzü de ördük. Şimdi şöyle tekrardan ölçerek göstereyim. Şöyle bakın. 5 santim. 5 santim düz örgümüz. 3 santim de lastiğimizde 8 santim. Şimdi renkli ipimize geçiyoruz hanımlar. Artık krem ipimizle işimiz bitti. Koyu rengimize geçiyoruz. Hemen şöyle. Yine aynı şekil devam edecek hanımlar. Önden düz, arkadan ters olarak öreceğiz. Evet, geçirdik. Şöyle önden düz. Şu ipimi sıkılaştırayım hanımlar. Evet, aynen hanımlar. Değişen bir şey yok. Önden düz öreceğiz. Arkadan yine ters olarak devam edeceğiz. Ve bu defa bu kiremit rengimizi 10 santim öreceğiz hanımlar. Lastiğimizi 3 santim örmüştük. Krem ipimizde olan bölümü, şu düz bölümü 5 santim ördük. Bu koyu renkli olan kiremit rengimizle 10 santim öreceğiz. Kiremit rengimizle de önden düz, arkadan ters olarak 10 santim öreceğiz hanımlar. Ondan sonra beremizin kesme işlemlerine başlayacağız. Şöyle devam ediyoruz. Model zaten düz bir model hanımlar. Evet, koyu rengimize geçtik. Başa kadar geçelim, gelelim. Evet hanımlar, renkli ipimizle önden düz olarak ördük. Şimdi modelimizi çeviriyoruz. Bakın, arka yüzdeyiz. Tekrar yine arka yüzden ters olarak devam edeceğiz. Ters ilmeklerimizi örüyoruz. Yani önden düz, arkadan ters olarak modelimize devam ediyoruz. Ve bu renkli ipimizle de 10 santim olana kadar aynı şekil öreceğiz hanımlar.
Sana başka bir işlem olmadığı için fazla ilerlemeyeceğim. Şöyle bir iki tane daha yapayım. Evet. Çevireyim şöyle bakın. Renkli ipimize geçtik. Önden düz, arkadan ters olarak öreceğiz. 10 santim. Bu renkli ipimizi 10 santim olana kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar. 10 santimde kiremit rengi olan bölümümüzü ördük. Yani 10 santim burası. 5 santim burayı da 15. 3 de lastiğimizdi. 18 santim oldu toplamda. Şimdi hanımlar beremizin kesme işlemlerine başlayacağız. Şöyle alalım. Beremizin kesme işlemlerine başlayacağız. Hemen ilk imleğimizi şöyle örmeden alıyoruz. Kenar imleği hariç 7 tane imlek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane imleğimizi ördük. Burada 2 imleğimizi birlikte örüp bir tane kesme işlemi yaptık. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimizi ördük. Hemen şimdi yine burada 1 2. 2 ilmeğimizin ikisini birlikte ikisini birlikte öreceğiz. Kesme işlemi yapacağız. Evet. İkisini birlikte ördük, kesme işlemi yaptık. Tekrar 7 tane ilmek örüyoruz. Yani hanımlar bu sıra 3 4 5 6 7 ilmek ördük. Tekrar kesme yapıyoruz. Yani hanımlar bu sıra 7 ilmek öreceğiz, bir kesme yapacağız. 7 ilmek öreceğiz, bir kesme yapacağız. Sıra sonuna kadar böyle gideceğiz hanımlar. 7 ilmek örüyoruz. 8 ile 9'uncunun 2 ilmeği birden kesiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekil gidelim. Evet hanımlar, 7 ilmekte bir kesme işlemimizi yaptık. Sıra sonuna kadar geldik. Arka yüzden hiçbir işlem yapmadan ters olarak öreceğiz hanımlar. Bakın şöyle arka yüzden kesme işlemimiz yok. Kesme işlemlerimiz ön yüzden olacak. Yani düz yüzden hanımlar. Arka yüzden tekrar yine aynı şekil ters örgü örerek sırayı tamamlayalım hanımlar. Bu şekil arka yüzden ters örgümüzü örerek sırayı tamamlayalım. Tekrar ön yüzden yine kesmelerimizi yapalım. Evet hanımlar, arka yüzden ters örgümüzü ördük. Şimdi tekrar ön yüze dönüyoruz. Yine tekrar kesme işlemlerimiz var. Hemen ilk imleğimizi alıyoruz. Kenar imleğimizi. Burada ilk kesme işlemimizde 7 tane örmüştük. 1 tane kesmiştik. Şimdi 6 tane örüp bakın 1 2 3 4 5 6 6 tane ördük. Burada bir tane yine kesme işlemimizi yapıyoruz. Ve kestik. Tekrardan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek ördük. Burada 2 ilmeğimizi birlikte alarak kesme işlemimizi yapıyoruz. Tekrar 6 ilmek örüyoruz. Yine bu şekil hanımlar sıra sonuna kadar gideceğiz. 6 ör bir kes. 6 ör bir kes yapacağız. Yine arkadan ters olarak hiçbir işlem yapmadan ters örgümüzü örüp düz yüze geleceğiz. Hanımlar şöyle bir sayayım, nereden kesmiştim? Şuradan 2 4 5 6 7. Pardon. 6 ilmek ördük. Ve kesme işlemimizi yapıyoruz. Evet hanımlar, bu şekil bakın. Birinci sırada 7 ördük, 1 kestik. İkinci sırada 6 örüp 1 kesiyoruz. Üçü, tekrar arkadan hiçbir işlem yapmadan ters örgümüzü örüyoruz. Geliyoruz. Düz yüzden kesmelerimizi yapacağız hanımlar. Düz yüze geldiğimizde şimdi 6'dan sonra 5 örüp 1 keseceğiz. Sonra 4 örüp 1 keseceğiz. 3 örüp 1 keseceğiz. 2 örüp 1 keseceğiz. 1 örüp 1 keseceğiz. Ben yapacağım. Siz de yapın arkadaşlar. Tamamlayıp gelelim.
Evet arkadaşlar, kesme işlemlerimizi yaptık. 7 ile başlamıştık. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 olana kadar yaptık. Yani bir ördük, bir kestik. Şimdi hanımlar, bu sırada şimdi şöyle kenar ilmeğimiz ve şu kestiğimiz ilmek, ikisini birlikte örüyoruz. Kesme işlemimizi yaptık. Tekrardan bakın, burada bir tane ilmeğimiz var. Bir de şu kestiğimiz ilmek var. Bir ilmekle kestiğimiz ilmeği alıp ikisini birlikte örüyoruz. Tekrar burada bir ilmek ve kestiğimiz ilmek var. İkisini birlikte biraz sık ördüm oraya hanımlar. Zor geçiyor. Kesiyoruz. Bu şekil. Bu sırada son kesme işlemimiz hanımlar. Bu şekilde hanımlar, sıra sonuna kadar keselim. Daha dikme işlemlerimiz var hanımlar. Burun bölümünü yapacağız. Evet. Bu sırada sıra sonuna kadar keselim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar kesme işlemimizi yaptık. Bu bizim son kesme işlemimizdi. Şimdi ipimizi bir miktar uzun bırakarak keselim. Çünkü dikme işlemi yapacağız hanımlar. Şöyle bir miktar uzun bıraktım, kestim. İğnemize geçirelim. İpimizi geçirelim. Evet hanımlar, şimdi bu son kalan ilmeklerimizin hepsini iğnemize geçirelim. Şöyle iğnemize alalım. Çünkü burada tepede büzme yapacağız. Evet, hepsini iğnemize aldık. Şöyle içinden geçirdik. Şu şimdi bırakayım hanımlar. Evet. Evet, şöyle bakın hanımlar. Bu şekil büzmemizi yaptık. Şöyle ters çevirelim. İyice ne sıkıştıralım hanımlar. Burayı şöyle aynı yerden karşı yöne tekrar batarak şöyle iyice sıkıştıralım tepeyi. Evet. Bir kere daha yapalım hanımlar. Şu tepe noktasında iyice sıkışsın. Evet. Tepemizi iyice bakın sıkıştırdık. Şimdi hanımlar, turuncu olan bölüm, pardon turuncu diyormuşum, kiremit rengi olan bölümümüzü kiremit rengi ipimizle şuraya kadar dikelim. Bakın bu bölümümüzü dikelim. İstediğiniz yöntemle dikebilirsiniz hanımlar. Şuradan bakın, iki karşı yönden de iki kanadını alıyorum. Şöyle dikiyorum. Buradan ve karşıdan geçirerek dikme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar, turuncu bölümümüz bitene kadar turuncu ipimizle dikeceğiz. Evet, bu bölüm şuraya kadar, turuncu bölüme kadar turuncu iple dikeceğiz. Bu bölümü de krem ipimizle dikeceğiz hanımlar. Bu bölümü de krem iple dikeceğiz. Dikip gelelim. Evet hanımlar, bakın dikme işlemimizi yaptık. Turuncu bölümü turuncuyla, kahve bölümü kahve ipimize diktik. Şimdi şöyle çeviriyoruz. Hanımlar, 92 ilmekle başlamıştık. İlmeklerimizi sayıyoruz. Tam ortayı buluyoruz. Ortaya 16 ilmek koyacağız. 16 ilmek ortaya ayırdıktan sonra iki kenar eşit olacak şekilde, iki kenar ilmeklerimiz eşit olarak olacak şekilde ayarlayacağız. 16 tane ilmek koyacağız şuraya. Şimdi buradan 16 tane ilmek çıkaracağız hanımlar. Şöyle ipimizi alalım. Bakın şöyle işaret koyduğum yerden 16 tane ilmek çıkaracağız.
Şöyle şapkayı çevireyim. Bakın işaret koyduğum yerden hemen şöyle tığımı geçiriyorum. Tığla alacağım ilmeklerimden. Şişime geçireceğim. Şişle biraz zor olacak. Şöyle bir o ipi birazdan arkaya alacağım ben. Evet, şöyle bir ilmek aldık. Sırayı takip edeceğiz hanımlar. Bakın. Şöyle yakın tutayım. Buradan bir ilmek aldık. Hemen ikinci ilmek şu oluyor. Biraz uğraştıracak burası hanımlar. İkinci ilmeğimizi aldık. Şöyle şişime geçireyim. 2. Sırayı takip ederek hanımlar her bir düz ilmekten şöyle ara boşluğundan şöyle ara boşluğundan bir ilmek alıp şişimize geçireceğiz. 16 tane ilmeğimiz olacak. Bakın bir sonraki düzün içerisine geçiyorum. İlmeği aldık. Şişimize geçirdik. Hemen bir sonraki düzün içerisine geçiyorum. Bakın bir ikinci sıradan alıyoruz ilmekleri. Aldık. Şişimize geçirdik. Hemen bir sonraki düzün içerisinden şöyle tığımızı geçirdik. İlmeğimizi aldık. Şişimize geçirdik. Hemen bir sonraki düzün içerisine şu ara boşluğundaki bak aradaki ortadaki ilmekten alıyoruz. Şişimize geçiriyoruz. Bu şekil hanımlar 16 tane ilmeğimiz olacak şu işaret koyduğumuz yere kadar. 16 ilmek çıkaralım. Evet hanımlar 16 ilmeğimizi çıkardık bakın. Şimdi arka yüzden ters örüyoruz. Arka yüz dediğimiz bakın şöyle alt tarafa gelecek bölüm. Arka yüzden ters öreceğiz. Ön yüzden düz öreceğiz. Şimdi arka yüzden ilk ilmeğimizi aldık. Kenar ilmeğimizi şöyle tersimizi örüyoruz. Evet, arka yüzden ters ördük. Şimdi ön yüzden düz öreceğiz hanımlar. Bakın şöyle göstereyim. Anlaşılır olsun. Şimdi buradan düz örerken kenarlardan kesme işlemlerimiz var hanımlar. 16 ilmeğimizi bir ilmeğe düşürene kadar keseceğiz. Şimdi ilk başta hemen başladığımız yerden itibaren şöyle ikisini birlikte ördük. Bir tane kesme işlemi yaptık. Devam ediyoruz. Evet, sona kadar geldik. Bakın sonda 2 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimizin ikisini birlikte örüp kesme işlemimizi yaptık. Tekrar arka yüze dönüyoruz. Tekrar arka yüzden ters olarak öreceğiz hanımlar. Şurada sıkılama ilmeğimi yapmam lazım hanımlar. Yoksa ipim açılacak. Evet şimdi arka yüzdeyiz. Ters olarak örüyoruz. Arka yüzden ters olarak örüyoruz hanımlar. Ön yüzden kenarlardan kesme işlemlerimizi yapıyoruz. 16 ilmeğimiz. 2 ilmeğe düşene kadar hanımlar. Yani 2 ilmek kalana kadar ön yüzden kesme işlemlerimiz olacak. Arka yüzden sadece ters olarak örüyoruz. Evet, ördük. Bakın şimdi ön yüze geldik tekrar. Şimdi evet, 2 ilmeğimizi ikisini birlikte örüyoruz. Şöyle 2 ilmeğe şişimizi geçirdik. İkisini birlikte ördük ve kestik.
Devam ediyoruz. Sona doğru geldik. Bakın sonda iki ilmeğimiz var. İkisini birlikte ördük ve kestik. Bu şekil hanımlar ön yüzden başlarda keserek, eksiltme yaparak yani iki ilmek kalana kadar yapalım. Evet hanımlar, burun kısmımızı iki ilmek kalana kadar kestim. İki ilmeği şişimden tığıma geçirdim. Şöyle ikisini birlikte örüp kapatıyorum. Şöyle, evet. Kapadık. Şimdi ipimizi bir miktar ip bıraktık. İpimizi iğnemize takacağız. Burun ve gözlerini dikeceğiz. Düğmelerimizi yani. Şimdi iğnem biraz ince hanımlar. Düğmelerden geçsin diye. Ama bakalım ipimi nasıl geçireceğim. Ben şöyle ipimi geçirip geleyim. Evet hanımlar. İğneme ipimi geçirdim. Bakın şöyle göstereyim. Burun kısmımızı şöyle getiriyoruz. Tam şu bölüme dikeceğiz. Şöyle tutturduk. İyicene sabitleyeceğiz oraya hanımlar. Buraya da tekrar burnumuzu dikeceğiz hanımlar. Şöyle düğmemizi yani. Şuraya bir tane bakın şöyle düğmemizi dikeceğiz. Şöyle düğmemin altından geçiriyorum. Ben bu düğmelerden kullandım hanımlar. Siz hangi düğmeden kullanacaksanız o düğmeyi dikin. Hiç fark etmiyor hanımlar. İstediğiniz düğmeyi koyabilirsiniz. Hepsi çok yakışıyor. Evet hanımlar şöyle göstereyim bakın. Bir tane buraya, iki tane de şöyle koyacağız ve tilkimizi oluşturmuş olacağız. Bakın şöyle. Bu şekil düğmelerimizi dikip gelelim. Evet hanımlar. Beremizin burun kısmını da yaptık. Gözlerini ve burnunu da diktim düğmelerini. Bakın şöyle iki tane pompon koydum. Siz isterseniz tek bir tane ortaya koyabilirsiniz. İsterseniz böyle iki tane de yapabilirsiniz. Çok güzel oldu hanımlar. Harika oldu. Daha önce örmüştüm ama böyle o zaman kanalım yoktu. Şimdi kanalımda da olsun istedim. Çok güzel oldu hanımlar. Gerçekten. Hem çok çabuk örülüyor hem de çok şık duruyor. Hanımlar bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz bütün bildirimlerimden haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.